Bu videoda çarşıdan ve AVM'den futbol malzemeleri topladık ve bunları karşılaştırdık. 100 bin abone olmamıza gerçekten çok az kaldı. Bu videoyu izleyen ve abone olmayan herkes kanala abone olursa 100 bin. Bugün yanımda futbol malzemelerinin ustası Ömer Faruk abi var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bugünkü yine videomuzun içeriğinde daha sana söylemedim, şu an söylüyorum. AVM'den futbol malzemeleri alacağız. Alacağız. Çarşıdan futbol malzemelerini alacağız. Alacağız. Bunları götüreceğiz, sahada test edeceğiz. Tamam. Hem fiyat farkına bakacağız, hem performans farkına bakacağız. Tamam. Bu videoyu kimle çekebilirim, çekebilirim diye düşündüm. Aklıma direkt sen geldin. Hadi yani. O zaman gidelim. Yani doğru düşünmüş müyüm? Bence mantıklı. Bence de mantıklı. Kesinlikle. Slam Tekstil'e gideceğiz. Slam Tekstil'den çarşıdaki futbol malzemelerini alacağız. Ucuz fiyatlı, uygun olan, kaliteli ürünleri alacağız. Sonra buradan Adidas, Nike, Allah ne verdiyse AVM'ye gideceğiz. Evet. AVM'de artık ne varsa. Yakında şu an Forum AVM var. Aynen. Burası da şura Forum. Yani İbrahim abi AVM'nin karşısına rakip olarak futbol malzemeleri dükkanı açmış. Helal olsun valla. Hadi geçelim. Evet, dükkan her zamanki gibi kalabalık. Tıklım tıklım maşallah. Şöyle biz direkt formalara bakalım mı? Şey yapıyoruz değil mi? Karşılaştıracağız. Aynen. Şimdi bu formalar ne kadar sen biliyorsundur. Bunlar 200-250 band. Değişiyor formasına göre. Yeni sezon formalar tamamlanmış gibi duruyor bak. Fener'in yani forması da gelmiş yeni. Formalar yoktu mesela biz tanıtım videosu çektiğimizde. Nevzat abinin ve benim kanalıma. Bunlar iyiymiş ama diğer formaya göre. Güzel. Bak bu işlemesi güzel. Yani işlemesi yuvarlak desene 5 yıldızlı. Şimdi Fener kulübü de karıştırdı. 5 yıldızlı koysak mı koymasak mı? Hala tartışmada mesela. Değil mi? Bunda var. Otokoçta şeyde var mı? İlk formada. Onda da yok. Onda 5 yıldızı yok değil mi? Yok. Şimdi valla ben de tam karıştıramam. Fener'e yetişemiyorum arkadaşlar. Evet, Fener varmış. Öyle bir takım. Adam hızlı bir takım. Yetiştiremiyoruz. Beşiktaş'ın da gelmiş herhalde. Beşiktaş'ın da geldi şöyle. Yeni sezon formalarının part 2'sini çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Bir ayrı bir like atabilirsiniz. Aa, kesinlikle. Çekeriz yani. Beşiktaş'ın mı? Siyah forması bakın arkadaşlar. İşlemesine bakın. Bu kartal desen değil mi? Hı? Evet. Yok. Kartal kanadı olan. Aynen siyah forma. Oo, Sivas Spor'da gelmiş. Sivas Spor. Bakın ama işlemesi çok güzel arkadaşlar. Logos falan arkadaşlar gerçekten çok kaliteli. Çıkmaz bak. Yani. Allah bir etti. Mankenimiz var Faruk abi. Bugün bir tane forma alacağız. Alalım. Forma neyin alacağız? Bunları bugün test edeceğiz. Yani şey yapacağız. 200 lira forma buradan bir tane alalım. Bir daha AVM'den alacağız. Tamam. Şimdi buradan seç bir tane forma. Usta sensin. Ya 250 ama. Bunlar büyük ihtimal 250. 250 mi oldu? Tabii 250 abi oldu. Formalar ne kadar? Aynen değişiyor formasına değişiyor. Göre. 200, kumaşına göre değişir. Yani 250 değer bence. Çünkü şeyde 2000 lira falan forma AVM'de. Neredeyse dur önden seçelim. Bir spoiler vereyim 2000 lira falan. 1400. Hangi formayı almadık biz ya? Yabancı takım alalım ya. Türk takımlarını her zaman alıyoruz zaten. Olur yabancı takım alalım. Bak ne yapalım biliyor musun? Beşiktaş dur. Alalım. Yeni Beşiktaş yabancı alalım? Takım. Sen Aksaraylısın. Aksaray'a göre yabancı takım. Dediği lafa bak. Yeşil Aksaray Spor'un forması var mı hani burada? Yok işte olsa. Yok. Alacağız. Devedam Spor'un da forması. O zaman Beşiktaş'ın formasını, siyah formasını alalım. Şey alalım. Bu İtalya'nın Versace forması var ya. Oo, efsane bir şey ama. Onu alalım. Büyük. Yeni sezon tanıtım formasını da bize vermişti. Hı. Ama bana bir tık küçük olmuştu. Onun büyüğünü almam lazım içinde kaldı. Bakalım beden şuraya sana gidelim. Ne olur? Sana Musa medium olur mu? Sen de mi alacaksın? Yok lan. Sadece bana alacaksın. Tamam medium olur mu? Large. Large diyor ya. Bu spora gitti. Beden atlamış adam. Tövbe bismillah. Formamı buldum. İşte bu formanın XX'larcı, XX'larcı varsa aslında efsane olacak. Var gibi duruyor. Bu ne? Arkadaşlar harika bir forma bu arada. Harika gerçekten ya. Kol yapısı falan bana olur mu? Süper de olur bence. Alıyorum bunu. Mustafa XX'larcı var ha. XX'larcı aldım. Olur olur. Sen bu kaslanmışsın. Spora gittiğinden beri olur sana. Aynen bir şey oldum yani. XX'larcı olur. Sen kas seviyorsun ya kas yaptın. Bırak. Bırak. Valla güzel oldu. Kolları kısa geldi sanki. Yo oğlum bu model böyle. İtalya'daki modacılar böyle ayarlamış. Evet formamızı aldık şimdi şeye geçelim. Kramponumuza bir geçelim. Bakayım formaya ama daha bir şey diyeyim mi? Başka mağazalardan top falan alacağız. Sen bu formaya bir aşık oldun abi. Çok iyi Versace falan yani yakalar detaylar. Bu formayı var. Yani düğüne bile, düğününde bile bunu giyer ben öyle diyeyim. Böyle bir şey yap. Evlenirsem artık. Şey evlenirsem. Senin düğünün yakın giydirebiliriz sana. Olabilir. Bu arada Ömer Faruk abi evleniyor ne zaman? Yok lan daha ne? Kızı istedin, nişanı yaptın. Evlilik kaldı doğru mu? Yani o nasip daha bekleyeceğiz. Şimdi hayat pahalı biraz. Anladım anladım. Şimdi oralara girdirme Mustafa beni. Evet şimdi kramponlara bakalım. Kramponlar zaten Slam Tekstil'de şöyle bir kramponumuz var. Bakalım. Bu orijinal bir krampon. Doğru ama, mu abi? Aynen bu orijinal. Ne kadar bu?
950 lira şu an kramponlar 6000 lira bandında. Bu 900 lira çok iyi ama benim ayağıma göre kalmadı sanırım. Ama bu var mı abi 42? Hala enflasyona karşı direniyor, onu söyleyeyim bak. Bu fiyata ayakkabı kalmadı. Hayır, ayakkabı değil. İbrahim abi direniyor. Hani direniyor. Aynen. Ayağını şöyle dayamış. Dayanmış direni. Şimdi Mustafa sen nasıl bir dişli mi istiyorsun halı saha ayakkabı kalan? Fark etmez. Bana hepsi olur. Ama sen dişli kullanıyorsun genellikle herhalde ya. Dişli kullanıyorum halı saha dolu. Aa benim buradan bir tane aldığım ayakkabı vardı zaten. Nerede? Dur bakalım ya dişli. Bak, aa şurada. Ya ben güzel, şunları bak. Çok istiyorum. Yine yok değil mi abi, gelmedi bana göre olan. Dur lan dur, şu neymiş? Ya çarşıda zaten arkadaşlar. Çarşı nasıl, tarafında. Bak, bunun dişleri nasıl böyle mesela? Güzel de bu beton da çok kayar. Çarşı tarafında oğlum, kramponlar... Oğlum sen betonda oynamayacaksın ki zaten. Bir dakika abi, üstte konuşalım. Evet. Bak abi. Tamam. Çarşı tarafında genelde kramponlar arkadaşlar şu tarz oluyor. Çevir misin abi? Nark şeyli oluyor. Altın yanını çevirsen daha iyi görürsün. Işte, İbrahim abi farklılıklar yapıyor. Bu zaten AVM'de satılıyor. Bunları falan getirmiş. Bunları ilk defa gördüm bir şeyde, krampon'cuda. Güzel yani ama biz yine bundan almak zorunda kalacağız. Çünkü yani ayağımıza göre yok. Bak bu çok güzel. Gerçekten şöyle baktığımda. Bu efsane ya. Bak şeyi falan çok güzel. Bak çoraplı ayakkabı bak. Böyle ayaküstü selçuk çeken arkadaşlar var ya. Tam bu kramponlar onlar için bence. Hatta Mustafa şöyle bir gösterelim. Ayakkabı. Malzemeyi bir gösterelim ürünü. Hani çünkü dışarıdan çoraplı olduğu belli olmuyor biliyor musun? Ben de elim alana kadar. Aa bak çoraplıymış ben bile. Sana diyorum ya 2 saattir çoraplı diyor. Şey diyeceğim, bunun kalitesi efsaneymiş. Ne kadar abi bu? Aslında arkadaşlar bakalım. 350 yani fiyatına göre de iyi. Mesela şu. Yani çoraplı ayakkabı bir şey fark eder yani. Siz olsaydınız bunu alır mıydınız? Yoruma yazın. Bunu mu alırdınız 1000 liraya, bunu mu alırdınız 350 liraya? Yoruma yazın arkadaşlar. Ya da onu mu alırdınız? Yani. Bunlar ne kadar abi? Hepsi 350. Hepsi 350 değil mi abi? Tamam, kramponu... Şey hariç, bu orijinal hariç. Çok abi, çorabın altına falan çok güzel gidiyor fosforlu ayakkabı. Sen bunlardan giyiniyorsun herhalde abi. Neyden? Bu taş kramponlardan. Yani biraz daha bu tarzda kayıyor benimki. Ne diyorsun, dişliyi mi alalım? Yok, dişli alacağız. Formamız burada. Kramponumuz burada. Ne kaldı? Top. Top. Topu da artık İbrahim abi de toplar orijinal olduğu için farklı bir mağazaya gidip bakmamız gerekiyor. Top. Buradan bakalım başka mağazada mı? Aslında buradan da. Ha bir deneyim baba. Burada çok güzel bir İbrahim abi sende toplar ettim. Ne kadar ya? Bence ama bir tık bu daha bir üst gibi abi. Baksana dışına bir pürüzlü mesela ayağı mesela kaymaz ayakta. Anladın mı? Mesela ama şöyle bunu mesela bazı arkadaşlar videoyu izleyip geliyor diyor ki abi top alacağım diyor. Böyle dışarıda oynanacak top değil. Sahada değil mi sahada? Sadece çim sahada oynanır. Tamam o zaman. Diğer türlü bu top çizilir, yazık olur. Biz bu videoda çok bunu sağlam, alalım o zaman. Sağlam. Ne kadar abi bu? 600 lira. Bana ne kadar? Sen hangisini alırsın abi? Ben etli toptan yanayım her zaman. Böyle bu top. Bundan mı? Ben de onlardan yanayım. Bu top da güzel de etli top her zaman biraz daha. Ben de abi bunu, mesela sanki bu yağmurlu havada bunu kayması en bak güzel oluyor. Biz sana fikrini sorduk mu Ömer Faruk abi? Bir dur anlat. Tamam anlat hadi. Bak yağmurlu havalarda bu topun tutuşu daha iyi bak. Ayaktan falan kaymıyor, sekmiyor. Bak bunlar daha jeli dışı topun şey olduğu için. Senin ayağın tutuşu daha önemli bence değil mi İbrahim abi? Ya Mustafa beni konuşturmaz. Evet bunu da aldık. 600 lira dedi İbrahim abi. Yani pazarlık yaparız. Siz gelin arkadaşlar, artık sizin kabiliyetinize bağlı. 600-570'e falan alırsınız bence. Kayseri bize yakın, ben pazarlık yaparım sen merak etme. Bunları bir toplayalım. Tamam, hesap makinemize ne var? Hesap makinesine gerek var mı bilmiyorum. Bu videoda hesap makinesi nerede? Kayboldu. Oo yeni hesap makinesi almışsın abi, ya işler büyüdü. Ton, aynen bir ton para verdim. Bir tane top abi. Tamam. 600. Evet. Bana bir tane bak. Bir krampon. Evet. Bir forma. Forma da forma ama ha. Bir tane de Aksaraylı. Tamam biri git. Tamam. Aksaraylı 5 milyon lira. Daha biçilemez yaz. Ne kadar yaptı abi bunlar? Aksaraylı. Şey 1150. 1150 lira. Şimdi tut abi tut. Bir dakika 1150 lira dedi adam. Ne pazarlığı? Ne pazarlığı lan 1150. Pazarlık mı yapalım bir de? Şimdi Adidas'tan bir krampon alacağız zaten 6000 lira. Biz buradan kramponu aldık, topu aldık, formayı aldık. Hadi görüşürüz abi. Oğlum sen gelmeden önce biz İbrahim abiyle konuştuk. Ben bir pazarlık yapacağım. 1300'e kadar çıkacaktım. İbrahim abi için pazarlık yapacağım ben. Sen zaman, ne yapacaksın? Buyur o zaman. 1300 son abi. 1200'e tamamlayalım. Tamam 1200'e tamam, 1200 okey. Hesap. Bir tane de şuradan. Çünkü ağanın eli tutulmaz biliyor musun? Çorap abi almayı unuttuk. O da 50 lira sayalım. Aynen. 1200 lira tam. Tamam onu da 100 lira say 1300. Ben sana ağanın eli tutulmaz. Yanında mor şampuan veriyorsun. İbrahim abi bana bu yemeği ısmarlayacaksın değil mi? Konuştuk bu konuyu. Mustafa'ya dedim. Saçmalığı da var lan. Çarşıdaki futbol malzemeleri 1165 lira mı? Evet. 1165 lira yaptı arkadaşlar. Şimdi bir de AVM'ye gidelim. Oradan bir bize kitlesinler. Bir test edelim falan.
Geçelim mi Ömer Faruk? Neyse bunları bir poşetleyelim oğlum, arkadan bizim yeni gelmeyecek arkadan. Doğru dedin, doğru. Evet Ömer Faruk abi, AVM'ye geldik şimdi. Arkamız aynen, kocaman bir AVM. Şimdi çarşıdan 1150 TL'ye topladık herhalde. Pardon, 1165 TL. 1165 TL'ye dedim. Sence buradan ne kadar toplayacağız? Tahmin et, bir tahmin yürüt. Vallahi buradan çorabı 1165'e alırız. O çorabı. O kadar da değil, çorap 300 lira. Şaka bir yana tabii. Ben bir tahmin söyleyeyim mi sana? 10.000. 10.000. Bence 10.000. O mu? Krampon 10.000 lira. Krampon mu? 2.000 lira, 3.000 lira yine buluruz. İyisini alırız ama ya. İyisini mi alalım? He, altını tamam, 10.000 bence. Ben 10.000'e toplarım. Ben de 12.000'e toplarız. Benim tahminim de o. Bakalım ne kadar toplayacağız. Nasip. Gidelim bir krampon alalım bence hemen. Bir kramponu hadi çözelim. Gidelim. Hadi. Ne demişler? Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Hadi bakalım. Ya nasip yani. Ömer Faruk abi, kramponun Nike'dan mı alalım, Adidas'tan mı? İstersen bir Adidas'a bakalım. Tamam, Adidas'a bakalım. Sonra doğru, bir de Nike'a bakarız. Yolumuz tamam, üstü Adidas. $500 Yani ortalama altınlar yok yok. Bu da iyi değil. Şu benziyor. Şu güzel. Bir de bu. Bu da 1500 verdim. Bir de bu iyi. Bu da Predator'un ama bu bak. Bunun fiyat farkı olur. 2800. Niye bu kadar büyük bir şey? Yani onlar çok iyi fiyatlar. 2800 şu ayakkabı 2800. $600 Ama güzel, baksana bak, işlemesi falan çok güzel. Güzel. Beğendin mi abi? Beğendim. Ne güzel. Eski yeri beğendim. Bak bir de şunları çek. Bu en iyisi işte. Artan Ali de baksın. Artan Ali bence bunu daha çok... Ne var, ne kadar tatlı duruyor. Bu da 750 lira. Bu 400 lira. İşte şu 400 lira. Handball mı? Handball topu. Efendim? Evet Ömer Faruk abi, Nike'dan çıktık şimdi. Benim gözüm yaşlı bir tık. Krampon almadım. Yani Nike kramponum var zaten. Onların birini teste sunacağım. Sen İbrahim abiden aldık. Gelmiş. Peki bir şey soracağım. Hı. Çok merak ediyorum. Sen iPhone'u nasıl çıkaracaksın? iPhone arkadaşlar gerçekten şimdi çorap morap aldık. Forma almadım. Forma çok pahalı. Zaten formanın testinde çok şey yapmamıza gerek yok. Orada test ettim. Yani formanın kalitesi zaten fiyat performans olarak 10 kat İbrahim abinin. Formanın kalitesi de biraz fark ediyor tabii. Yani. Ama 10 katı olacak kadar fark etmiyor. Arkadaşlar sadece neyi biliyor musun? Kumaşı biraz fark ediyor. Aynen. Tamam mı? Ama şu işlemesi var ya aynı bak. İşlemesinin farkı var. Logolar falan aynı. Sadece kumaş farkı var. Sadece. Gerçekten kumaş farkı var. Başka bir şey yok. Diamond'a giderim. Orada toplar. Diamond'dan gidelim. Tamam, Diamond'a bakalım. Hadi gidelim. Burada. Evet arkadaşlar, elimde iki çift kramponum ve bir tane üstümde formam var. Formaya giyeli bir saat falan oldu. Hissiyatı güzel, rahatsız etmiyor. Yani eksik bir yanı yok. Kramponların bir elimde İbrahim abiden aldığımız 350 TL krampon. Şimdi şöyle altını inceleyelim. 43 numara bir kramponmuş. Tabanı birazcık yani malzemeden kaçılmış plastik. İçi de şöyle tabanları biraz oynayabiliyor. Ama tabii fiyatına göre çok iyi. Ben bu arada bunu 2-3 kere giydim maçlarda. Açılma, yırtılma gibi bir şeyler olmadı. Yani fiyat performans olarak çok iyi bir krampon arkadaşlar. Birazdan şut da çekeceğiz bununla. Burada da Nike'ın bir kramponu var. Bunu da zaten bunu biraz göstermiştik. Tabanı falan iyi. Taban iyi, altı iyi, dişleri iyi. Bu kramponda ne kadar? 5000-6000 lira arasında. Bunu 6000 liraya alana kadar 350 liraya bunu alırım her türlü. Yani şimdi bir test edelim. Topumuz da nerede? Topumuz orada. Getiriyorum. Topa da şey yapacağız. Topun havasını çok şiştiremedik bu arada arkadaşlar. Pompamız çok yeterli olmadı. 10 dakikadır falan topla da oynuyorum. Birazdan oynayacağım. Top gerçekten İbrahim abinin dediği gibi etli bir top arkadaşlar. Güzel yani. Çok savrulmuyor. Plastik hissiyatı vermiyor. Bakalım gelin. Topum da burada arkadaşlar. Yeni fark ettim, üstünde bazı motifler varmış şöyle. Topun ağırlığı falan da gerçekten çok iyi. Şöyle bir havaya atalım bakalım. Yani topun düşüşü, hissiyatı falan gerçekten efsane. Evet, şimdi ucuz kramponu giyiyoruz. Çarşıdan aldığımız. Bununla bir 5-10 tane şut çekeceğiz. Sonra da bir yerine giyeceğiz. Giymesi gerçekten kolay arkadaşlar. Bu kramponu giymesi ölüm. Aşırı zor. Evet, giydik.
Bir sıkıntısı var. Benim ayağıma tam numarası okey ama biraz bol. Yani ayağı taraklılar için krampon daha çok tercih edilebilir. Kaleye, kaleci geçti. Şutlar geliyor. Topun havası dediğim gibi çok inik. Ayak içi vuracağım. Bakacağım. İsabetli vuracağım. İsabetini ölçeceğiz topu. Havadan dolayı biraz indi. Kramponun hissiyatı da ayağıma tam oturmuyor. Evet, top kontrolü deneyelim şöyle. Güzel. Sert bir şut geliyor. Evet, birazcık isabet olarak benim ayağımdan da olabilir bu. Kramponun bir suçu yok gibi. Evet, falsolu bir şut geliyor. Emir! Kanka falsolu şut attım da. Top birazcık fazla falsolu aldı. Bu arada kalenin üstünde file yok arkadaşlar. Yani kalenin biraz üstüne gidince şey oluyor. Bir tane gol atmadan bitirmeyeceğim. Abi topun havası niye işitmedik biz ya? Güzel yani bir tane daha atayım sonra bitiririz. Biraz tektirelim mi topu? Abi topun şeyi çok iyi ya, dışı hiç kaydırmıyor. Havası inik olmasına rağmen gerçekten çok iyi. Evet, asıl kramponu giyiyoruz şimdi bakalım. Bu krampon zor giyiliyor ama ayağımı böyle tam kaplıyor. Air Zoom teknolojisi var içinde. Ayağımı tam böyle kaplıyor. Bir şey yokmuş gibi, çorap varmış gibi oynuyorum bunu giyince. Eğer bir yerde futbol oynuyorsanız bunu alın. Mahallede oynuyorsanız öyle asfaltta, zevkini aldığı sahaya falan giriyorsanız böyle bir krampona gerek yok. Gidin bundan alın. Ben futbol videoları çektiğim için, futbol oynadığım için sürekli bunu tercih ettim. Çünkü ayak sağlığı bir bakımdan önemli arkadaşlar. Giyebilsem yarım saattir giyemedik. Giyerken yoruldum yemin ederim. Geliyor şut. Çok iyiydi. İşte bundan bahsediyorum. Tam oturuyor, istediğim gibi gidiyor. Bak bir tane daha. Aynen, topun havası iyi olsa biraz. Adil olmam lazım. Tabii ki de bu krampon ondan çok çok daha iyi. Diğeri de alınır. O ayağıma biraz büyük olduğu için de sıkıntı arkadaşlar. Yani numara olarak okey. Bunlarda biraz şey farkı var. Denemeden almanızı pek önermem. Deneyip alın çünkü kalıp farkı olabiliyor böyle kramponlarda. Bir numara küçük olsa mesela daha güzel olurdu. Topumuz da şişik değil. Bu topu ne kadar? 600 liraya aldık. Diamond'dan aldığımız topa kıyasla çok çok daha iyi bu top. Yani AVM'deki top daha iyi olacak diye bir şey yok. İbrahim abinin getirdiği top daha iyi. Hatta çok daha iyi. Diamond'daki top birazcık uçuyor. Plastik hissiyatı veriyor. Rüzgarlı ortamlarda oynanmaz. Bu top ağır. Hakim olabiliyorsun yani. Bunu vurdu mu dümdüz gidiyor. Savrulmuyor sağa sola. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Forma zaten iyi. Formaya aşık oldum dediği gibi Ömer Faruk abinin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.